ikinci kısmındayız. Çünkü biz konuşuyoruz, konuşuyoruz, bitmiyor. O yüzden ikinci kısma geçtik. Diğer karakterler de çok enteresan. Hasan'la Batu, yani Veysel, Murat. Onlar da mesela çok dikkatimi çekiyordu. Hani açıkça söyleyeyim, hani çok izlemiyordum bizim diziyi. Fakat tabii ki sonrasında diziye girdikten sonra hiç kaçırmıyoruz efendim. Olabildiğince setlerden. Derya buna Dangerous Woman diyor. Ariana Grande'nin şarkısı var. Dangerous Woman. Melis senin şarkın. Evet. Yani inanılmaz derecede bir sahne enerjim var. Ve bu enerji bana geliyor. Hani sahnede hissettiriyorsun izleyicini. O yüzden gerçekten çok beğendiğim bir performans sergiliyorsun ve oyunculuk sergiliyorsun. Ayrıca zaten kötü oynamak zordur ki görüyorsunuz işte Bıcıbıcı hanımefendi. Yani oraya çıkıyor bir şeytan oluyor. Allah Allah. Kızları nasıl çeviriyorsunuz ya Allah'ım yarabbim. Ay dedim şimdi dedim Rıcık'tan şey gelecek böyle. Ara ara korkulara giriyordum. Allah'ım ne olur dizimize ceza gelmesin. Allah'ım ne olur dizimize ceza gelmesin. Yalnız da ekmek yiyoruz Allah'ım. Sürekli bir şey, hani inancı çok yüksek biliyorsun. Hem zaten çok inançlıdır ama bir enerji durumları da çok yüksektir. Evet. Normalde Tülay'dan çok şey farkı yok yani sofra hazırlamalar, şarkı. Derya'ya ne zaman Derya geliyor desem, ay evde bir şey yok ama tamam hazırlarım diyor. Bir gidiyor kocaman bir sofra diyor ki Derya aç değilim kahveye gel, hayır bunu da ye. Sonra bir yedirmeler bir şeyler. Anaçtır aslında ama bu sofra hazırlamayı falan çok sever. Benim genç kadınım yani Derya o konuda. Evi hep temizdir, kıyafetleri hep ütülüdür, işte her zaman uyumludur, her zaman bakımlıdır. O saçlar hemen toplanır, asla makyajla uyulmaz. Evet, evet. Ama evet. O sofralar hep hazırdır. Evet. Her zaman geri planda, hep bir background'da, bir evde B planı vardır. İdeal kadın, bilmiyorum yani. Ya çok enteresan. Şimdi beni tanımayanlar, Melis, yemin ediyorum, bu kız elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Yani mutfağa hiç girmiyor diye diyor. Ya ben öyle değilim ki. Gerçekten müzikçi gibiyim. Vallahi takır takır. Çünkü yani ama bundan çok keyif alıyorum. Ve çok keyif ediyorsun bunu zaten. Hani bir de iki kültürü, yani hem Çukurova'nın verdiği bir kültürle, çünkü biliyorsun Adana, Mersin, Tarsus'ta her şey böyle etli etli falan filan. Bütün et yemeklerini bilirim. Ona babaannenin Selanik'ten gelmiş olduğu bir kültür, bütün ottur, işte börekler, zeytinyağlar, onları da doğal olarak biliyorsun. Hatta ben böyle mutfaktan çıkmazdım, kaç kez böyle buralarımı cayır cayır yaktım cincirler. Annemin yanında şöyle küçük bir tip. Ondan sonra hep böyle görerek öğrendim ve tabii... Görsel hafıza zaten çok yüksek, dilden de gelen. Ha, galiba evet yani... Şu bir gerçek, ezberde bazen en iyi uyduranlar, hatta Hasan da öyle, ben de öyle. Bakın bir uydurmuşuz. Ha öyle miydi? Hocam öyle miydi ya lafımız? Ha reji öyle miydi? Tamam falan şeklinde. Ama sen de böyleyiz. Hani çok şeyden çıkmadığını söyledi. Tabii. Yani bu zaten bir sorun olmuyor. Bir durum. Aynen. Hiç sorun olmuyor. Eski voleybolcu bu arada Derya. bu işte omuzlarının genişliğini ve atletik yapısına da ona borçluyuz. Uzun süre voleybol oynadım. Evet. 10 yıl Çukurova Kulüp'te lisanslı voleybol oynadım. Yani 9 yaşından 19 yaşıma kadar. Çok küçük yaşta başladım. Ve parmaklarım, Melis'cim şuraları çok uzun değildir. Yani boyuna 1.70, pasördüm. Pasörün zaten çok uzun olmasına gerek yokmuş. O şey falan. Seçilmemin sebebi de ellerimin tontikliğiymiş. Ben ne yapayım? Ellerimin tontikliğinden seçildim pasörü. Ne oldu? Benim ellerim mesela çok büyük. Basketbol hocam sağ olsun. Sen de o yüzden seçilmişsindir. Yani ben o büyüttü ellerimi bence. Hatta işte o gün bir sahneleri bir yüzük deneme durumu vardı. Adam şey dedi, elleriniz ve parmaklarıma baktı, incelerdi. Ay 5'tir falan dedim, abi şu el 5 olabilir mi dedim. 8'dir olur. Öyle dolu söyledi ki, yani bir an böyle elim yok. Hayır. Ya işte çok kibar değiliz. El konusunda yapacak bir şey. Yani, biz böyle kabul etsinler değil mi? Yani beğenmeyen küçük oğlunu almasın derdi anneannem. Hiç. Ya, biz hiç. Böyle kabul edeceksiniz. Annem şey diyor, her küçük oğlunun bir büyük oğlu vardır sonuçta deyip. Konuyu hemen oradan kapatıyoruz. Evet. Peki Derya'cığım, başka hobilerin var mıdır? Yani böyle ekstra yaptığın bir şeyler boş zamanlarında,
nelerle ilgilenirsin. Şeyi biliyorum mesela, Derya'nın benimle alakalı bir rüya durumu var. Derya böyle 3 ayda bir ya da işte denk geldiğinde beni arar, der ki Melis rüyamda seni gördüm. Ne gördün Derya? Böyle böyle böyle. Ay Derya böyle bir durum vardır. Sanırım bu bana karşı bir durum. Evet. Yani... Sette itiraf ediyor. Ay çok şey itiraf ettim ya bugün. Aa, biz böyle bir kız. Evet, bir tek sen yani rüyalarıma giren setteki arkadaşlarımla, ki hani ben ayırt etmem. Hani herkesi çok severim sette. Ama rüyalarıma giren karakter hanımefendi efendim. Ve gerçekten rüyada beni neye uyardıysa tak tak oluyor. Ben her zaman Derya böyle mutlu. Ne oldu? Bir rüyaya mı yatsam falan diye. Ya bazen rüyaya da yattığım oluyor biliyor musun? Ama elektrik anlamında gerçekten hani şey daha spiritüeldir. İnancılarıyla da alakalı. Yani gerçekten inançlıdır. Şeydir, pozitiftir. O pozitif enerjiyi sürekli yaymak için elinden geleni yapar. Çünkü Derya yardımseverdir. Dedikodu yapmaz. Yani dedikoduyu suratına yapar zaten. Evet, hani doğru. Genel şey odur. Hani sen bunu yapıyorsun diye suratına söyleyebilecek şey kimsenin arkasından söylemez ki. Hani 3 sezondur beraberiz. Dışarıda da görüştüğüm biri olduğu için bunu çok açık şekilde söyleyebilirim. Yani ben ilişkilerimde her anlamda, özel ilişkim olsun, iş hayatım olsun, dürüstlükten yanayım. Yani tamam, hani dürüstlük bazen insanı kaybettirebiliyor, öyle deniyor toplumda ama. Ben şimdiye kadar hani bu yaşımdayım, hani bu tecrübedeyim. İyi ki dürüstüm, iyi ki hani duygu ve düşüncelerimi bir sıkıntım olduğunda birebir kişiyle çözmeye çalışıyorum. Yani üçüncü bir şahsı dahil etmem. Hani o konuda hassasım biraz. Direkt birebir kişiyle çözdüğümde zaten bir bakmışsınız karşılıklı iyi niyetliyse zaten karşındaki kişi iyi niyet çerçevesinde çözmüşsünüz, sorun kalmıyor. Ha bir art niyet varsa zaten ben uzarım. Orayı yoksa yani. Ben uzarım efendim. Asla uzatmam. Ne? Bir bakmış Derya sihirli bir şey gibi uçuk gitmiş. Hiç ortada. Hiç ortada yok efendim. Biz Derya ile beraber tiyatroda yapıyorduk. Evet. Derya ile çok dans çalıştık. Dansı da gayet güzel var. Çok iyi bir dans eğitmeni ayrıca. Yani biz bayağı koreografi çalıştık çünkü beraber ve gayet yeteneklisiz. Selin, ben, ya, Derya. Ya Melis yalnız çok esin. Çok da eğleniyorduk. İnşallah ben sürekli şöyle, Melis şöyle mi yapıyorduk? Ha tamam. Dans edebiliyorum ama şimdi sonuçta koreografiyi yapan hanımefendi olduğu için onun dediğini yapmak zorundasınız efendim. Melis yapabiliyor muyum? Melis bir bak bakayım bakayım. Ama arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim gerçekten. Çok da gururla söylüyorum her yerde. O kadar sahne çalıştı ki ben sahne üzerinde bir Hitler'e dönüşüyorum. İğrenç bir insan oluyorum çünkü tiyatro benim için çok başka ve eğitim aldığım yerlerde hep çok sarsıldığı olması için gerekiyor. Baştan da hep uyarırım hani. Arkadaşlar kırıcı olmak istemem ama hani bir şey yaparsam ne olur affola falan diye. Gerçekten ben bu kadar disiplinli bir ekip görmedim. Yani dans hareketlerini gösteriyorum, akşam evde çalışılıyor, sabah bir geliyor kızlar tıkır tıkır oynuyorlar. Evet. Allah diye önlerdi. Çok güzeldi. Umarım önümüzdeki senelerde tekrar oyunu böyle çıkartıp bir ortaya çıkartmayı da çok istiyoruz. Çünkü çok çalışmıştık. Evet. Bazı teknik sebeplerden dolayı olmadı ama bu olmayacağına gelmiyor tabii ki. Karakter de çok güzeldi, Afitap. Ben Derya ile tanıştım. O zaman proje yeni başlamıştı. Gidip dedim ki Afitap'ı buldum. Derya evet. Şen. Ben yeni girmiştim değil evet, mi? Evet, biz seninle tanıştık. Ben sana aha, merhaba dedim, merhaba dedim. Çıktım, telefonu açtım. Dedim ki aha da Afitap. Yani evet, benim için evet. Afitap'tı. Çok çok da güzel oynuyordu. Evet. Afitap dediğim andaki bakışını bir yapar mısın? Ya şimdi hiç unutmuyorum. Girdim bir baktım şey Melis geldi yanıma. Ya dedi Derya dedi. Senin dedi o zaman işte Hasan'la beraber bir sahilde bir sahnemiz böyle bankta. İlk böyle aşkımızı yavaş yavaş böyle yaşadığımız ama birbirimize de açılamadığımız. Ben şöyle alttan alttan. Falan çektim de. Hani göz kaçırır ya. Meğersem bu bakışlarımı görmüş hanımefendi. Dedim ki tamam işte bu Afitap demiş. Yani çünkü hani o yedi koca hürmüz kanlı yer falan hani Afitap biraz öyle bir karakter ve o karakterin hani iş ve cilve dışında bir bakış ve elektrik. Dedim ki Afitap buldum. Ondan sonra o zaman da samimi değildik hani. Bu evet, kadar samimi değildik. Sonra bir baktık. İpten diğer fazileler açıldı. Tuttuk yırtıldı sonra. Aman dedik biz böyle takılıyoruz.
Peki daha geldim. Aşk var mı? Ya ay çok hızlı girdin ama Melis ya. Melo Magazin. Ya evet. Ya şöyle. Bu konuda çok dürüstüm. Gerçekten çok dürüstüm. 1,5 yıldır yok. Tam 1,5 yıldır. 1,5 yıl. Böyle bir hatun. 1,5 yıldır yok. Ki ben aşka inanan biriyim. Aşk benim için gerçekten hani aşkı sevgiyle bütünleştiririm, bir tutkudur. Bağlanmayı severim, bağlılığı severim. Fakat hani şu an galiba biraz da işime odaklandım diye düşünüyorum. Yani hani bir yerden alıyor, hani bir yerden veriyor şeklinde oluyor bir terazi. Bir terazi. Yani aşk da birazcık beni çelimsiz bıraktı. Allah'ım. Olsun, buna da şükür diyorum. O da zamanı geldiğinde yani aşkım olur diye düşünüyorum. Beyaz at prens gelir sonuçta. Beyaz at prensin. Ayakkabı da olur. İşte araba da olur. Beyaz. İlla ata ihtiyaç yok buradan da. Aynen. Bir duyuru ileride. Ayrıca evliliğe falan da karşı değilim. Melis'cim, şimdi ben fazla vaktim kalmadı. Şuradan evlilik programına geçeceğim. Aynen, aynen. Melis'in yan stüdyosu evlilik programı yapıyor efendim. Biz şimdi... bitti herhalde bizim. Hadi hoppa. Bir hemen dans edelim. Kıçınmamam lazım. Ama ben sana çay ısmarlamıştım yani. Bir çay için. Neden böyle şeyler? Neyse beklesinler azıcık bari. Ya yani, sonuçta biz de öyle kız kolay verilmez. Aynen. Bilmiyorum. Aynen. Peki daha herhalde sana enlerini sorayım. Mesela bu sene, yani 2016'da derim daha. 2017 çok daha yeni ama. Geçirdiğin en güzel şey neydi yani? Evet, seneye damgasını vurdu dediğin o güzel haberin. Güzel haberim... iş anlamında mı? Senin için ne istiyorsan iş olur. Ya şöyle, ben şey çok mutlu olmuştum. Yine iş bak, hep iş Allah'ım kendime böyle bu yönde ne işlemem lazım. Kovalığın işte vermiş olduğu şey, çok iş kurayım yani. Gerçekten çok iş kurayım. Siyah filmine okeylendiğimde çok mutlu olmuştum. Çünkü ben tabii ki diziler bizim için hani... şöhret kapısı açıyor, kariyer kapısı açıyor ama esas kariyerin sinemalardan yolu geçtiğine inanan biriyim. Yani dizilerden paramızı kazanırız, bizi toplumumuz, halkımız bilir, bilinirliğimiz artar. Fakat bu en son oynadığım karaktere seçildiğimde benim hocam Derya Burol seninle deyince ilk sinemada başvurumdu. O yüzden çok mutlu olmuştum. Yani gerçekten evet dedim. Hatta o sırada dizi setim devam ediyordu. Dizi seti biter bitmez iki evet. Gün sonra Antalya'ya gittim hatırlarsam. Evet. Ama şu an şunu fark ettim. Selin hatırlayamamıştı en iyi anını. Emre de tiyatroyla alakalı der. Gördüğünüz gibi ekipçe iş koliyiz yani. Evet, evet. Kimsenin başka bir mutluluk kapısı yok. İş. Peki en üzücü an nedir? En üzücü an mı? Ya ben şöyle, onu şöyle söyleyeyim. Ailesine çok düşkün biriyim. 2 ay önce ablam benim burada, hani ailem tabii Mersin'de yaşıyor. Bütün akrabalarım Mersin, Adana, Tarsus. Bir tek burada benim en büyük ablam vardı. Çok üzüldüm. Onlar gitmek zorunda kaldılar. Şu an artık İzmir'de yaşıyorlar. 2 ay önce bu kararı aldı. O kararı aldıkları gün ağladım. Yani gitmesini istemiyordum. Çünkü benim için yarı anne gibi. Destek. Evet. Ay kıyamam gözüm doluyor ama. Evet. Şimdi o gitti, ben birazcık şey oldum böyle. Böyle yapıyorsun. Biri ağlayınca benim de ağlama sıkıntım var. Vallahi o gün bir yarım gitti yani. Şimdi buradan da ne kadar sevgiler İzmir'e. Derya'nın ablasına merhaba. Lütfen geri gelin çünkü Derya ağlıyor. Derya'nın ablasını istemiyoruz. Evet. 7 yaşında doğayı biliyorsun, mavi göz boncuğum. Bir de 1 yaşında mavi göz boncuğum, o da gitti. Artık ben hani ne zaman yaza falan giderim yani. Çünkü çok yoğunuz biliyorsun. Çok zor. Yani. Gidemiyoruz yani. Benim ailem de aynı. Evet, evet. Yani bu ailesi hani başka şehirde olan kişilerin, bizim gibi kişilerin hani özellikle ailesi düşün. Evet, arkadaşlarımız bizim aslında ailemiz oluyor. Ben bu yüzden biraz arkadaşlar hani. Yani kurduğun ilişkilerde hani aile gibi görüyorsun. Tabii ki. O şekilde yakınlaşıyorsun. Çünkü ona açsın. Evet, biz açız aslında.
genelde açısından boğaza düşkün insanlar. Şey peki başka ne? Mesela en sevdiğin renk nedir Derya? Hani tabii ben de direkt kırmızıyı canlandırıyorsun ama çok kırmızı olan adını biliyorum aslında. Şöyle, benim en çok sevdiğim renk aslında siyah. Bir siyah kadını. Yani gerçekten siyahı çok seviyorum. Yani siyah neden seviyorsun diye belki sorabilirsin hemen. Ağzından rolünü çaldı. Demeden çorumla alakalı her türlü şeyi söyler. Bir için misin rolünü çaldın? Neyizini gördüm. İyi yaptın. Kalmışsın. Çaldım vallahi. Ya siyah güç demek. Yani beni güçlü kılıyor. Mesela zayıf kendim bazen böyle hani duygusal olarak daha zayıf hissettiğim günlerde siyah taktığımda üstüme hemen bir bakıyorum güçlerini veriyorum. Yani onun enerjisi bana şey etkiliyor. Yapma, çok neşeli insanlar siyah giyiyorlar. Normalde bu psikolojik olarak ters bir şey. Çünkü işte, evet neden de? Mesela ben de işte, genelde neşeliyimdir ve dolabım sadece siyah. Derya evet. Hep siyah, gri'dir, evet. Kahvedir, koyu evet. Kahveler açıkta giymez. Evet. Böyle ancak aksesuarları renklidir. Garip bilmiyorum herhalde. Çok nadir ha, kırmızı mor. Evet. Çok nadir. Ama yani. O da şey, aksesuarları da genelde evet. Ya da işte evet. Gece kıyafetleri. Gece kıyafetleri. Onun çok dışında, nadir. Hani ikimiz de böyle hey falan insan hep siyah yani. Böyle bir matem böyle bir şeyler bizde. Peki en sevdiğin film? Ya en sevdiğim, ya tabii çok hani tabii çok film vardı benim. Ha, bir tane tap yani, vardı. Ya bir tane, şimdi ben Türk sinemasında Şener Şen hayranıyım. Bir tek onun hayranıyım. Tabii ki beğeniyorum diğer aktörlerimizi. Ama beğenmek farklı bir şey, hayranlık başka bir şey. Hayran olduğum tek kişi Şener Şen. Yabancılarda da Edward Norton'u çok beğeniyorum. Gerçekten o kişiye karşı da inanılmaz bir hayranlığım var. Dövüş Kulübü gibi yani aynı zamanda Brad Pitt. Hı hı. Brad Pitt Fight de Club. Evet, Fight Club. İnanılmaz derece benim hani hiç unutamadığım bir filmdi. Yine David Lynch hayranıyım. O da tipik kova burcu. Biraz şizofrenik filmler yapıyorum ama yani biliyorsun konularını. psikolojik filmler, gerilim. Bir de David Lynch'in Lost Highway kayıp o zaman. Yani bunlar bende hani çok gerçekten böyle altını çizerek çizdiğim filmler. Peki boş zamanlarındaki hobilerin ekstra yaptığım şey çok boş zamanlarım yok bir şey söyleyeceğim. Ben söyleyeyim mi? Ama bakın gülmeyin bana. Boş zamanlarımda en çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Böyle inanılmaz salaşımdır evde. Salaş inanılmaz ama yani bazen bakıyorum anneye Allah'ım ben miyim falan tamam mı? O salaş hallerle böyle saçlar böyle sarılmış boş boş oturuyor. En boş boş. Evet, en büyük hobim bu. Boş boş oturmak. Yani böyle bir şey düşünmemek. Sanki düşünüyormuş gibi yapmak. Böyle hiçbir şey düşünmemek. Böyle duvarlara bakıyorum. Böyle durmak. Şöyle. Şu an yapamıyorum. Çünkü boş kaldım. Boş kaldım dedim. Şu an dop dolu. Melis'in anındayım. Dinamik olmam lazım. Ayak uydurmam lazım. Gerçekten çok seviyorum boş boş. Yani o kendi eve kapatıp böyle Allah'ım, sen de bilmiyordun değil mi bu yanıma? Yok, ben o kadar seni hiç öyle boş da görmedim yani. Görmedin ama bu çok nadir oluyor işte zaten. O yüzden çok kıymetli. Çok kıymetli. Öğleye kadar uyumak gibi bir şey. Kapatıyorum eve kendim. Bazen de ya Allah'ım, arıyorlar mesela. Mesaj atıyorum, çekinmeyim. Gördünüz mü? Aslında evde. Boş, boş oturuyor. Boş oturuyor. Ama şu an çekimdeyim. Sesli çekiyoruz biliyorsunuz. Sonra Derya bütün şeyleri itirafları yaptıktan sonra. Sonra şey, ben seni yarın ararım. Geceye kadar sürecek ya çekim. Çok geç bitti. Çok geç bitti. Benim de şey var yalan. Ben Derya böyle çok geç bitti. Melis yalnız gülmekten anlattı. Ama her türlü ağlıyor gördüğünüz gibi yani arkadaşım o kadar duygusal üzülünce ağlar ama işte hep gülerek ağla inşallah hiç hani öyle üzüntüden falan ağlama yani. Ay amin canım amin. Derya'cığım geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Şey çok pardon Bahar Hanım siz değilsin şu şey benim paketim ha. Ya ben bir hediye aldım Melis'e. İnanılmaz konuk. Ay çok narsist.
sevgili Reşim. Çok şıksınız efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Size şıklarınız. Buyurunuz efendim. Kendisine bu ince düşünden bu. Ay canım. Ay canım arkadaşım. Beni konuk ettiğin için İnanılmaz çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz incedir gerçekten. Aynen. Açayım mı şimdi? Aç aç aç. Aç aç aç. Ben bunu açarken şöyle yapalım. Buradan hem Melati izleyicilerine hem Elif izleyicilerine, sevenlerine ne söylemek istersin? İyi ki varsınız, iyi ki bizi izliyorsunuz, bizi izlemeye devam edin. Sizi gerçekten çok seviyorum. Çünkü siz olmazsanız biz bir hiçiz. Ben bunu gerçekten her zaman söylerim. Eğer izleyicileriniz olmazsa diziler olmaz, diziler olmazsa biz olmayız zaten. Bunu söyleyeyim mi? Tabii ki. Bu markanın sahibinin eşine yapmış olduğu bir koku. My Gümeşi. Ve özel bir koku. Şu an kendimi İgi Azela'nın Fancy Club'indeki kızı hissediyorum şu an. Evet, evet. İstersen bir de sıkın. Ay çok tatlısın. Rica ederim canım. Derya'cığım her yerin kolu dolu gelir. Her zaman böyle... Ya biz ağlayacağız. Programı ağlayarak bitiriyormuşuz. Yani öyleymiş. Ulan hadi Derya, herkese yaptığım şeyi sana da yapacağım. Yap. Melodiyi takip etmek için burada bir yerde poz vermemiz lazım, tamam mı? Nasıl? Şimdi Melodiyi takip etmeleri için ne yapıyoruz? Burada işte Instagram, Facebook, Twitter var. Hı. Biz sana da bunu gösteriyoruz. Yani Melodiyi takip edin. Buralarda. Bence oldu. Çok güzel oldu. Ay. Derya Şen'e tekrar binlerce kez teşekkür edip, gördüğünüz gibi Derya, o dizide gördüğünüz hem Tülay, hem bu gördüğünüz Derya, aslında hepsi Derya. Kendisi tam bir Derya. Yani çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. Çok harika bir sohbetti, çok keyif aldım. Eminim izleyenlerimiz de almıştır. Eğer Derya'ya başka şeyler sormak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Hemen yorumlar kısmına yazıyorsunuz, bana ulaşıyorsunuz. Ben de Derya'yla yeni program çekiyorum. Bana hemen onlara ulaşmış oluyorum. Ayrıca en ileriki bölümlerde inşallah sürprizlerimiz olacak değil mi Melis'ciğim? İnşallah. Onu da bekleyelim. Biliyoruz sizleri çok meraklandırdık ama biz meraklandırmayı seviyoruz. Yani az sonra. Bunlar hep az sonralarla danıdık. Az sonra, az sonra, az sonra, az sonra. O zaman çok teşekkür ederim arkadaşıma tekrar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Yeni Melodi'de görüşeceğiz. Takip edin. Takip. Bunlardan abone oluyoruz.